Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 5. üniteden sözcük türleriyle ilgili 3. karma testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda bu parçadaki numaralanmış tamlamalarla ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? 1. tamlayanı soru zamiri olan belirtili at tamlamasıdır. Kimin çağrısı? Bakın kimin sözcüğü nedir burada arkadaşlar? Tamlayan ekidir. Çağrısı ifadesindeki şuradaki ı eki ise tamlanan ekidir. Yani diğer adıyla iyelik ekidir. Birinci sözcük tamlayan, ikincisi de tamlanan eki aldığına göre burada belirtili isim tamlaması vardır. Kim sözcüğü de soru zamiridir. Bakın A seçeneğindeki açıklama doğrudur. O yüzden bunu elemiş oluruz. İkinci zincirleme at tamlamasıdır. Zincirleme at tamlaması olabilmesi için 3 tane ismin bir araya gelmesi lazım ve kendi içinde tamlama oluşturması gerekiyor. Kitap sayfalarının arasından ifadesine baktığımızda, bakın kitap sözcüğü ek almamış. Kitap sayfaları dersem şuradaki birinci ı nedir? Bu arkadaşlar tamlanan ekidir. Dolayısıyla burada belirtisiz isim tamlaması var. Sayfalarının arası dediğimde ise burada sayfalarının yani sondaki ın eki nedir? Tamlayan ekidir. Arası ifadesindeki şuradaki ı ise tamlanan ekidir. Bakın bu da nedir arkadaşlar? Her ikisi de ek aldığına göre belirtili isim tamlamasıdır. Ve 3 tane isim bir araya gelmiş, kendi içinde anlam bütünlüğü oluşturmuş ve tamlama oluşturmuş. Biz buna zincirleme isim tamlaması diyoruz. O yüzden B seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Dördüncü tamlayanı ile tamlananı arasında sözcükler girmiş at tamlamasıdır diyor. Bakalım. Sait Faik'in belki de en bilinen satırları. Arkadaşlar Sait Faik'in satırları. Birinci sözcük tamlayan ekini almış. İkinci sözcük ise tamlanan yani diğer adıyla iyelik ekini almış. O halde burada nasıl bir tamlama var? Her ikisi de kendi eklerini aldığına göre belirtili isim tamlaması var. Peki nasıl satırlar? Bilinen satırlar. Niteleme sıfatı ne kadar bilinen satırlar? En sözcüğü nedir? Üstünlük zarfıdır. D nedir burada? Bağlaçtır. Belki sözcüğü de durum zarfıdır. Görmüş olduğunuz gibi isim tamlamasının arasına değişik türde sözcükler girmiş. D seçeneği doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Beşinci belirtili at tamlamasıdır. Bakalım kelebeğin arkası. Kelebeğin sözcüğündeki in tamlayan eki, arkası kelimesindeki ı eki nedir arkadaşlar? Bu da tamlanan ekidir. Yani diğer adıyla iyelik ekidir. Her ikisi de kendi eklerini aldığına göre burası belirtili isim tamlaması olur. E seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcüğe bakacak olursak sıfatla belirtilmiş belirtisiz at tamlamasıdır diyor. Bakalım. Bu sihirli sesi ifadesine baktığımızda ses isim nasıl ses? Sihirli ses niteleme sıfatı hangi sihirli ses? Bu. Buradaki bu ifadesi ise işaret sıfatıdır. Görmüş olduğunuz gibi burada sıfat artı isimden oluşan bir sıfat tamlamasının olduğu görülmektedir. Burada belirtisiz isim tamlaması yok. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin tek başına kullanıldığında bir anlamı yoktur? Doğru sözcüğün arkadaşlar doğru cevap diyerek burada yanlışsız anlamına gelmiş. Yanlışsız anlamına gelir. Görmüş olduğunuz gibi bunun tek başına anlamı var. O yüzden bunu elemiş oluruz. Üzerinde sözcüğü üstünde gibi anlamına geliyor arkadaşlar. Ve birçok anlamda da kullanılmaktadır tek başına. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Cevap sözcüğü yanıt anlamına gelir. Bunun da anlamları var. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Yararınıza faydalı olan demek. En azından bunu söyleyebiliriz ki bunun da birçok anlamı var. Bunu da elemiş oluruz. Ama e göre sözcüğü arkadaşlar burada edat olarak kullanılmıştır. Edatların tek başına anlamı olmadığı için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi niteleme amacıyla kullanılmamıştır? Bakalım. Yazınsal eser derken eser isim, nasıl eser? Yazınsal eser. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası niteleme sıfatıdır.
bunu elemiş oluruz. Edebi eser, eser isim, nasıl eser? Edebi eser, isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası da niteleme sıfatıdır, bunu da elemiş oluruz. Üç dursun, ütülü pantolon, pantolon isim, nasıl pantolon? Ütülü. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası da niteleme sıfatıdır, bunu da elemiş oluruz. Makyajsız bir okur, okur isim, nasıl okur? Makyajsız okur. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası da niteleme sıfatıdır, bunu da elemiş oluruz. Fakat 3 numaralı sözcüğe baktığımızda kravat takmadan demiş, kravat sözcüğü burada isimdir, herhangi bir sözcüğü nitelememiştir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir? Bakalım. Sen kelimesi, bakın burada kişi zamiridir arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar nedir? Kişi zamiridir. Dolayısıyla burası kişi zamiri olduğu için bunu elemiş oluruz. Bana sözcüğü aslında bendir. Ben kişi zamiridir. Burada ünlü değişimi olmuş. E sözcüğü yönelme hareketi alarak bana olmuş. Buna ünlü değişimi denir. Fark eden bir şey yok. Bu da arkadaşlar yine nedir? Kişi zamiridir. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Nere gitsem ifadesinde nere sözcüğü ismin yerine geçiyor. Fakat soru yoluyla geçtiği için burası da soru zamiridir. Ankara, İstanbul, Çorum desem, bakın ismin yerine geçen bir soru zamiri var. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. 4 numaralı sözcük dursun. 5 numaralı sözcüğe baktığımızda ben sözcüğü neydi arkadaşlar? Kişi zamiriydi. Bakın burada da zamir kullanılmış. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Fakat ötelere sözcüğüne baktığımızda ise öte sözcüğü burada çokluk eki almış ve yönelme hal eki almış. O yüzden arkadaşlar burası nedir? İsimdir. Diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Zamir olmadığını görüyoruz. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu dizilerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığın kime veya neye ait olduğunu belirten ek almamıştır diyor. Yani arkadaşlar kısacası bize iyelik eki almayan sözcüğü soruyor. Altı çizili sözcüklere baktığımızda vatanımsın. Peki kimin? Benim vatanımsın desem şuradaki ım eki ne olur arkadaşlar? Buradaki ım iyelik eki olur. Dolayısıyla bunun bir varlığa ait olduğunu görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Peki benim ekmeğimsin desem yine buradaki im eki ne olur? Bakın bu da iyelik eki olur. Dolayısıyla bu da bir varlığa ait olduğunu gösteriyor. Bunu da elemiş oluruz. 3 numaralı sözcük dursun. Ciğerimde. Kimin ciğerinde? Benim ciğerimde desem buradaki im eki de arkadaşlar nedir? İyelik ekidir. Bakın burada da bir varlığa ait olduğunu görüyoruz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Yine benim dileğimsin desem benim dileğim buradaki im eki de iyelik eki olarak karşımıza çıkar. Bu da bir varlığa ait olduğunu gösteriyor. Bunu da elemiş oluruz. Fakat 3 numaralı sözcüğe baktığımızda sevdasın ciğerimde parça parça. Bunu normal hale getirelim. Ciğerimde parça parça sevdasın desem sevda sözcüğü ne olur burada? İsim olur. S kaynaştırma ın da nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ek fiilin geniş zaman çekimidir. Bakın burada iyelik eki kullanılmadığı için doğru cevabımız 3 numaranın yer aldığı E seçeneği olacaktır. 6. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan 6 çizili ek sözcüğe ait gizli bir adının olduğuna işaret etmemektedir diyor. Bakalım. Işıksız ruhumu sallar da durur. Arkadaşlar ışıksız benim ruhum desem bakın buradaki um eki ne olur? İyelik eki olur ve görmüş olduğunuz gibi burada gizli bir zamirin olduğu ortaya çıkmaktadır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Göğsümden ifadesinde yine benim göğsümden desem üm eki nedir burada? İyelik ekidir. Tamlayana düşmüş belirtili isim tamlaması var. Üm eki burada gizli bir zamirin olduğunu gösteriyor. Bunu da elemiş oluruz. Diğer sözcüğe baktığımızda saçlarımda çiğ ifadesinde saçlarım benim saçlarım desem yine tamlayan düşmüş belirtili isim tamlaması var. Im eki burada iyelik ekidir. Bu ek aynı zamanda gizli bir adılın, zamirin varlığını gösteriyor. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Parmakların ifadesinde senin parmakların desem
Buradaki ın eki nedir arkadaşlar? Yine iyelik ekidir. Buradaki ın eki de sen zamirini ortaya çıkardığı için gizli bir adılın olduğuna işaret ediyor. Yine tamlayan düşmüş belirtili isim tamlaması var. Bunu da elemiş oluruz. Ama diğer sözcüğe baktığımızda senin sinirlerine demiş. Bakın senin sinirlerin. Buradaki in eki nedir arkadaşlar? Tamlayan ekidir. Buradaki in de tamlanan ekidir. Yani iyelik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi burada belirtili isim tamlaması var. Tamlayan eki zamiri ortaya çıkarmaz arkadaşlar. Zamir zaten kullanılmış. Yani gizli bir adıl yok. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisiyle ilgili olarak verilen aşağıdaki açıklama yanlıştır? Birinci sözcük belgisiz zamir yapım eki alarak zamir özelliğini kaybedip niteleme sıfatı olmuştur. Arkadaşlar çocuk isim. Nasıl çocuk? Kimsesiz çocuk. Kimsesiz sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Kimse belgisiz zamirken kimseden kimsesiz olmuş. Yani şuradaki olumsuzluk eki yapım ekidir. Bakın belgisiz zamir yapım eki alarak niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Üçüncü sözcük zamir ek eylem alarak yüklem olmuştur diyor. Bakalım sensizlik bile sensin çınarım son ağacım ifadesinde sensin kelimesinde sen nedir? Sen kişi zamiridir. Zamir olan bir sözcük buradaki ek fiil alarak yani ek fiilin geniş zaman çekimini alarak arkadaşlar ne olmuş? Yüklem olmuş. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Dördüncü sözcük belirtme eki almış kişi zamiridir diyor. Bakalım sar ben ifadesinde ben kişi zamiridir. Aynı zamanda arkadaşlar buradaki i nedir? Tamlama kurmamış. Kimi sarsın? Beni. Bakın belirtili nesne görevinde o halde buradaki i de nedir? Belirtme hal eki olarak karşımıza çıkar. O yüzden bu ifade de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük belgesiz zamir olarak kullanılmıştır. Birileri kırmadan garip sensiz kalbim ifadesinde birileri sözcüğü ismin yerine geçmiş. Fakat kim olduğu belli değil. O yüzden burası belgesiz zamirdir. E de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise ikinci sözcük kişi zamiri yapım eki alarak belirteç özelliği kazanmıştır diyor. Bakalım sensizlik bile sensin çınarım son ocağım ifadesinde sen sözcüğü arkadaşlar kişi zamiridir. Senden sensiz, sensizden de sensizlik olmuş. Bakın burada iki tane yapım eki var. Sensizlik sözcüğü burada iki tane yapım eki alarak isim görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar belirteç özelliğini kaybetmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Belgisiz zamirlerin bir bölümü belgisiz sıfatların çekim eki almasıyla oluşur. Buna göre aşağıdaki altı çizili zamirlerden hangisinin aldığı çekim eki çıkarıldıktan sonra sözcük sıfat olarak kullanılamaz diyor. Birçoğu konuyu kitaptan çalışıp anlattı cümlesinde birçoğu belgisiz zamir. Arkadaşlar şuradaki eki kaldırdığımızda birçok konu olur. Konu isim. Hangi konu? Birçok konu. Bakın birçok sözcüğü ismi belirttiği için, konu sözcüğünü belirttiği için belgisiz sıfat olma özelliğini devam ettiriyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kitapların hangisi daha güzel? Hangisi sözcüğü burada soru zamiri? Arkadaşlar ben buradaki eki kaldırıyorum. Hangi kitap dersem bakın kitap isim. Hangi sözcüğü ismi belirtir? Hangi kitap şeklinde olduğunda ve dolayısıyla soru sıfat olarak karşımıza çıkar. Hangi sözcüğü sıfat olma özelliğini devam ettirdiği için B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Kitapların birkaçı daha önce de okundu ifadesinde. Buradaki birkaçı belgisiz zamirdir. Ben buradaki eki kaldırdığımda birkaç kitap olur. Kitap isim. Hangi kitap? Birkaç. Net olarak belli değil. Ve bu sözcük belgisiz sıfat olma özelliğini devam ettiriyor. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Soruların hiçbiri doğru yanıtlanmamıştı ifadesinde hiçbiri sözcüğü belgisiz zamir. Eki kaldırdığımda hiçbir soru doğru cevaplanmamıştı desem soru isim hangi soru? Hiçbir soru. Bakın hiçbir sözcüğü eki kaldırdıktan sonra sıfat olma özelliğini devam ettirdiği için E seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise
Herkesin derdi zaten başından aşkındı. Arkadaşlar, herkesin ifadesi nedir? Belgisiz zamirdir. Eki kaldırdığımda yine zamir olma özelliğini devam ettiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız da bu yüzden C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki zamirlerden hangisi siz yapım eki getirilerek sıfat ya da zarf yapılamaz diyor. Bakalım. Sen kelimesine siz ekini getirdiğimde sensiz hayat desem arkadaşlar ne olur? Bakın hayat isim, nasıl hayat? Sensiz hayat, sensiz sözcüğü niteleme sıfat olur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kimse kelimesine getirelim. Kimsesiz hayat. Bakın yine anlamlı oldu. Hayat isim, nasıl hayat? Kimsesiz hayat niteleme sıfat olur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar bensiz hayat olur mu desem? Hayat isim, nasıl hayat? Bensiz hayat. Bensiz sözcüğü de burada niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. Yine sizsiz hayat olur mu desem? Hayat isim, nasıl hayat? Sizsiz hayat. Sizsiz sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş olurum. Arkadaşlar herkessiz hayat olur mu? Olmaz. Herkes burada nedir? Belgisiz zamirdir. Ve siz ekini getirdiğimde sıfat ya da zarf olmadığı için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çünkü burada herkes kelimesi belgisiz zamir olarak kullanılır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 10. soruya. 10. soruda bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir göreviyle kullanılmamıştır diyor. Kimin sınıflandırdığı derken bakın kimin sözcüğü burada nedir? Soru zamiridir. Dolayısıyla zamir olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. 4 numaralı sözcüğe baktığımızda burada olanlar, burada ismin yerine geçmiş ve işaret yoluyla geçtiği için biz buna işaret zamiri diyoruz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Resimlerinin tümü derken tüm sözcüğü burada ismin yerine geçmiş ve belgisiz zamirdir. Bundan dolayı 3'ü de elemiş oluruz. Kendi sözcüğü neydi arkadaşlar hatırlarsanız? Dönüşlülük zamiridir. Bakın bu da zamir olarak kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. Bu ifadesi sergi kelimesini belirtiyor. Sergi nedir? İsimdir. İsimleri belirten sözcüklere biz sıfat diyoruz. İşaret yoluyla belirttiği için bu da işaret sıfatıdır. Arkadaşlar zamir olmayanı sormuştu. Bir numaralı sözcük sıfat görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.